Merhaba kıymetli gençler, 11. sınıfın ikinci ünitesi gaz yasaları biliyorsunuz. Gaz yasalarından üçüncüsüyle Gaylusak yasası ile birlikteyiz. Gaylusak basınçla sıcaklık arasındaki ilişkiyi bize anlatmaktadır. Şurada kapalı kabımızda, sabit hacimli kapalı kabımızda 0 santigrat derecede bir gazımızın olduğunu düşünelim. Eğer biz bu gazı ısıtacak olursak gaz taneciklerinin hızı ne yapacaktır? Giderek artacaktır ve birbirleriyle yaptıkları çarpma sayısı, kabın çeperiyle yaptıkları çarpma sayısı artacaktır. Gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi artacaktır ve dolayısıyla gaz taneciklerinin yapmış olduğu basınç artacaktır. Eğer burada sıcaklık T ise ve burada 2T sıcaklığına çıkmışsa mutlak sıcaklık cinsinden ya da Kelvin cinsinden 2 katına çıkmışsa basıncımız da ne yapacaktır? 2 katına çıkacaktır. O zaman şunu söyleyebiliriz basınç ve Kelvin cinsinden sıcaklık birbiriyle doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Sabit hacimli bir kapta sıcaklık arttıkça basınç giderek artmaktadır. Birim zamanda birim yüzeye gaz taneciklerinin yaptığı çarpma sayısı bize gaz basıncını vermektedir. Sıcaklık arttıkça taneciklerin kinetik enerjisi, ortalama kinetik enerjisi artar ve böylece taneciklerin hızı artmış olur birim yüzeye daha çok çarpma gerçekleştirirler hızları artınca. Dolayısıyla sıcaklıkla gaz basıncı artmış olur. O zaman gaz basıncı P ile gösterilirse P eşittir K çarpı T. Yani basınç ve sıcaklık birbiriyle doğru orantılı olmuş olur. Basınç sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bunu da şu bağıntıyla gösteririz. P1 bölü P2 eşittir. T1 bölü T2. Yani basınç değiştikçe sıcaklık da değişmektedir. Doğru orantılıdır. Ya da P1 bölü T1 eşittir K sabitine. P2 bölü T2 yine eşittir K sabitine olacaktır. P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 bağıntılarını gaylusak yasası olarak kullanabilmekteyiz kıymetli gençler. Ve eğer grafikle gösterecek olursak grafiğimizde santigrat derece cinsinden alınırsa o zaman eksi 273 santigrat dereceden itibaren kesikli çizgilerle gösteririz. Çünkü belli bir sıcaklıktan sonra gaz hacminden bahsetmek, gaz basıncından bahsetmek ya da gazların varlığından bahsetmek söz konusudur. Eksi 273 santigrat derecede gaz varlığından ya da basıncından bahsetmek mümkün değil. O yüzden belli bir yere kadar kesikli çizgi çizeriz bunu belirtmek için. Belli bir sıcaklıktan sonra ne yapmaktadır? Sıcaklık arttıkça gazımızın basıncı da doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Gaz basıncını biz P harfiyle gösteriyoruz. Ayrıca gaz basıncı soruları da karşımıza atmosfer cinsinden, milimetre cinsinden, tor cinsinden çıkabilir. Bir atmosfer eşittir 760 milimetre civa, o da eşittir 760 tordur. Ve aynı zamanda 760 mm civa, 76da santimetre civa yapmaktadır bir atmosfere eşit olacak şekilde kıymetli gençler. Gaylusak yasası ile ilgili yani gazların sıcaklıkla basınçlarındaki değişme ile ilgili karşımıza bir takım grafikler çıkabilir ve bu grafikleri yorumlamamız istenebilir. Hemen birinci grafiğimize bakalım. Kelvin cinsinden sıcaklık verilmiş. O yüzden kesikli çizgimiz 0 Kelvin'den yani eksi 273 santigrat dereceden itibaren başlatılmış. E, belli bir yere kadar gaz basıncından bahsetmek mümkün olmadığı için kesikli çizgiyle gösterilmiş. Ve Kelvin arttıkça basınç da ne yapmış? Giderek artmış. Dolayısıyla mol sayısı ve hacim eğer sabitse sabit hacimli bir kapta sıcaklık arttıkça gazımızın basıncı artacaktır. Sıcaklık arttıkça taneciklerin hızı artar. Birbirleriyle ve kap çeperiyle yapmış oldukları çarpışma sayısı artar. Dolayısıyla gaz basıncı artar. Sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerji artar kıymetli gençler. Evet hemen şöyle gelelim. İkinci grafiğimize bakalım. Bu da aslında aynı grafik fakat burada sıcaklık santigrat derece cinsinden verilmiş. Dolayısıyla eksi 273 santigrat derece burası olur. Belli bir yere kadar yine kesikli çizgiyle gösterilir. Daha sonrasında sıcaklık arttıkça doğru orantılı bir şekilde basıncımızda ne yapmaktadır? Artmaktadır kıymetli gençler. Hemen şu grafiğimize bakalım. Bu grafiğimizde de görüldüğü gibi yine kelvin cinsinden sıcaklıkla basınç grafiği edilmiş. E, belli bir yere kadar kesikli çizgi çizilmiş. Daha sonrasında bu V1 hacmine sahip olan gazımızın Sıca sıcaklıkla basınç değişimi. Bu ise V2 hacmine sahip olan gazımızın sıcaklıkla basınç değişimi ve mol sayısı sabit. Yani ikisinin de mol sayısı birbiriyle aynı. Acaba V1 mi büyük yoksa V2 mi büyük? Bunu tespit etmek için aynı sıcaklık için her ikisinden bir kesikli çizgi geçiririm. Geçirdim. Bunda basınç değeri buraya denk geldi. Bunda buraya denk geldi. Hemen bakıyorum hangisinin basıncı daha yüksek. Evet. Gördüğünüz gibi V2 hacminde basınç daha yüksek bir değerde. V1 hacminde ise basınç daha düşük bir değerde. V1'de basıncın düşük olmasının sebebi V1 hacminin geniş olmasıdır. Çünkü gazlar geniş hacimde düşük basınç verirler. Sıkıştırılıp küçük hacme hapsedildiklerinde ise büyük basınç vermektedirler. O zaman biz ne diyoruz? V1 hacminin basıncı daha düşük olduğuna göre V1 hacmi daha geniş, daha büyük bir hacimdir diyoruz. O zaman V1 büyüktür V2 diyebiliriz. Hemen şu grafiğimizi değerlendirelim. Bu grafiğimizde de yine Kelvin cinsinden sıcaklık artmış. Basınç da onunla doğru orantılı bir şekilde artmış. Fakat birinci gazımızın mol sayısı N1, ikinci gazımızın mol sayısı N2. İkisi için de hacim sabit bir değer. Yani aynı kaba konulmuşlar diyebiliriz. Aynı hacimdeki kaplara konulmuşlar. Acaba Birinci gazımızın mol sayısı mı daha yüksek, ikinci gazımızın mol sayısı mı daha yüksek. Yine hemen aynı sıcaklık değeri için her iki gazımıza da ne yaparım bir çizgi çekerim. Aynı sıcaklıkta bakıyorum bunun basıncı mı daha fazla, bunun basıncı mı daha fazla. Hemen baktığımda görüyorum aynı sıcaklıkta N2'nin basınç değeri daha yüksektir. Niçin peki basıncı daha yüksek çıkar? Mol sayısı fazla olduğu için. Çünkü bir kabın içine ne kadar fazla gaz sıkıştırırsanız içeride basınç o kadar artacaktır. N2'de basıncın daha yüksek olmasının sebebi içerideki gaz mol sayısının daha yüksek olmasıdır. O zaman N1 küçüktür N2 yani N2 daha büyük olacaktır kıymetli gençler. Şimdi de Gay-Lussac yasası ile ilgili sorularımıza bakalım. Nasıl çözeceğimizi öğrenelim. Şekildeki sabit hacimli kapalı bir kapta 147 santigrat derecede 5,6 atmosfer basınç yapan neon gazı bulunmaktadır. Gaz basıncının 1520 tor olması için sıcaklık ne olmalıdır diye soruyor bize. Hemen ne yapalım verilerimizi gözden geçirelim. T1 eşittir 147 santigrat derece. Fakat ben gaz hesaplamalarında sıcaklığı santigrat derece cinsinden kullanamam. Çünkü kelvinle doğru orantılı olarak artar. O zaman 147 santigrat dereceye 273'e eklerim ve kelvin'e çeviririm. Ekledim 420 kelvin yaptı kıymetli gençler. Basıncımız 5,6 atmosfer. İkinci basıncıma bakıyorum. 1520 tor demiş. Biraz önce işlemiştik. Torla milimetre civa aslında aynı şeydi. O zaman 1520 tor eşittir 1520 milimetre civa demektir. Ve burada atmosfer kullanıldığı için bunu da atmosfere çevirmem lazım. Peki nasıl çevirebilirim? Milimetre civayı 760'a bölerek içinde kaç atmosfer olduğunu bulabilirim. Hepinizin bildiği gibi 760 milimetre civa 1 atmosfer yapıyor. O zaman bu sayıyı 760'a böldüğümde kaç atmosfer olduğunu bulurum. 1520'yi böldüm hemen 760'a ve 2 atmosfer olduğunu buldum. P2 değerinin. T2 de bize sorulan şeydir. Hemen Gaylusak formülümü yazıyorum. P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2. P1 5,6 sıcaklığım 420. İkinci basıncım 2 sıcaklığım belli değil. Buradan T2 sıcaklığını çekerek bulmaya çalışacağım. O zaman T2 sıcaklığı buraya geçerse T2 eşittir 2 çarpı 420 bölü 5,6. Eşittir. Ne çıkacaktır? 150 Kelvin çıkacaktır. Soru bizden sıcaklığı Kelvin cinsinden mi istemiş yoksa santigrat derece cinsinden mi istemiş? Bu önemlidir. Eğer Kelvin cinsinden istemişse 150 Kelvin der bırakırım. Yok santigrat dereceye çevirmemi istemişse Kelvin'den 273'ü çıkardığımda santigrat dereceye çevirmiş olurum. O zaman 150'den 273'ü çıkarıyorum ve eksi 123 santigrat derece olması gerektiğini buluyorum sıcaklığımın. Hemen başka bir soruya geçelim. Hacmi 40 litre olan bir tankta, bir tankerde ya da 0 santigrat derecede 2,5 atmosfer basıncı olan metan gazı taşınmaktadır. Taşıma sırasında hava sıcaklığı 30 santigrat derece olan bir bölgeden geçerken metanın basıncı tanker içerisindeki basıncı ne olur diye soruyor bize. V eşittir 40 litre. Bunu işlemlerimde kullanmayacağım. Çünkü hacmimiz burada nedir kıymetli gençler? Sabit bir hacimdir. Değişmeyen bir hacimdir. Tankerin hacminin büyüyüp küçülecek hali yok. Dolayısıyla sabittir. Hemen P birim diyorum. 2,5 atmosfer. T1 sıcaklığım 0 santigrat derece fakat santigrat derece cinsinden kullanamıyorum. Santigrat dereceye 273 ekleyerek kelvine çeviriyorum. 0 santigrat derece eşittir 273 kelvin. P2 yani ikinci durumdaki basıncı zaten bana soruyor. O yüzden soru işareti. T2'ye gelince ikinci sıcaklığım 30 santigrat derece. Hemen santigrat derece kullanamadığım için 273 ekleyerek 303 kelvin olduğunu buluyorum. Gaylusak formülümde yerine koyacağım. P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2. Birinci atmosferim 2,5. Bölü birinci sıcaklığım 273. İkinci atmosferim bilinmiyor. İkinci sıcaklığım 303. 303'ü bu tarafa geçirdiğimde P2 yalnız kalmış olur. Ve bölüme çarpma yaptığımda P2'nin 2,77 atmosfer olduğunu bulmuş olurum. Bakın sıcaklık 0 santigrat dereceden 30 dereceye çıkınca Basıncımız da 2,5 atmosferden 2,77 atmosfere yükselmiş oldu. Yani sıcaklık arttıkça sıcaklıkla doğru orantılı bir şekilde ne yapmakta? Gaz basıncı da kapalı bir kapta, sabit hacimli bir kapta artmaktadır kıymetli gençler. Evet, şurada bir sorumuz daha var. Hemen bu sorumuzu çözelim. Yandaki kapalı bir kapta CO2 gazı 0 santigrat derecede 2 atmosfer basınç yapmaktadır. Gaz basıncının 456 santimetre civa olması için sıcaklık ne olmalıdır diye soruyor bize. Sıcaklık 0 santigrat dereceymiş. Basınç da şu anda 2 atmosfermiş. Ve bizden basıncın 456 santimetre civa olmasını istiyor. Tabi burada bir takım çevrimler yapmak gerekiyor. Sıcaklığı 0 santigrat derece olarak kullanamam. Kendine çevirmem lazım. Şuradaki basıncı da santimetre civo olarak kullanamam. Bunu mutlaka diğeri gibi atmosfere çevirmem lazım. Hemen geliyorum. Altta çevrimlerimi yapıyorum. P birim 2 atmosfermiş. Başlangıç 2 atmosfermiş. T1 sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Kelvin'e çevirirsem üzerine 273 eklerim. 273 Kelvin olmuş olur. P2 basıncım 456 santimetre civadır. 456 santimetre civa bir sıfır eklersem ne yapacaktır? 4560 mm civa yapacaktır. 4560 mm civayı da benim neye çevirmem gerekiyor? Atmosfere çevirmem gerekiyor. Dolayısıyla bir atmosfer 760 mm cıva olduğuna göre 4560 kaç atmosferdir dediğimde 4560'ı 760'a ne yapmam gerekiyor? Bölmem gerekiyor kıymetli gençler. Ve böldüğümde ne buluyorum? 6 atmosfer olduğunu buluyorum yeni basıncımızın. Yani basınç 2 atmosferden 6 atmosfere 3 kat artmış. Bu durumda sıcaklığımın da Kelvin cinsinden 3 kat artmasını ne yaparım? Beklerim kıymetli gençler. Bu şekilde de çözebilirdik aslında. O 3 kat artmışsa onun da 3 kat artması lazım. Çünkü sıcaklıkla basınç doğru orantılıdır. Ya da gelelim hemen Gaylusak formülümüzü uygulayalım. P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2. Birinci basıncım 2, birinci sıcaklığım 273, ikinci basıncım 6, ikinci sıcaklığım bilinmiyor. Dolayısıyla ikinci sıcaklığı bulmak için ikinci sıcaklığı buraya çekersem bu buraya çarpma bu da bölme olarak geçer. 6 çarpı 273 bölü 2 yapar. O da 819 Kelvin'dir. Tabii ki soru bizden Kelvin cinsinden istemişse şayet 819 Kelvin'i işaretleriz. Fakat Kelvin cinsinden değil de santigrat derece cinsinden istemişse çevirmek gerekir. O zaman 819'dan 273'ü çıkarırız. 546 santigrat derece olarak bulmuş oluruz kıymetli gençler. Hemen bir sorumuz var. Bu da yorum sorusu. Diyor ki şurada mol sayısı 1 olan, hacmi 2 litre olan, sıcaklığı da 20 santigrat derece olan CO2 gazı bulunmaktadır. Burada da yine mol sayısı 1 olan, hacmi yine 2 litre olan yani eşit Sıcaklığı ise 80 santigrat derece olan O2 gazı bulunmaktadır. E, bu durumda aşağıdaki ifadelerin diyor doğru olup olmadıklarını bulunuz. Birinci öncülünde demiş ki CO2 gazının basıncı O2 gazından fazladır. Bakıyorum mol sayıları aynı. Yani bunun basıncının fazla olması için ya mol sayısı fazla olmalıdır ya hacmi daha küçük olmalıdır ya sıcaklığı daha fazla olmalıdır. Değerlendirelim bakalım mol sayısı fazla mı? Hayır mol sayısı eşit. Bakalım hacme, hacimleri de eşit. Bakalım sıcaklığına, sıcaklığı daha düşük. Sıcaklığının daha düşük olması ne anlama geliyor? Gaz taneciklerinin daha yavaş hareket ettikleri ve kap çeperiyle fazlaca çarpışmadıkları anlamına geliyor. O zaman burada gaz basıncı düşük olur. Sıcaklığı düşük olanın gaz basıncı da düşüktür diğer değerler aynıysa şayet. Bu fazladır demiş. Dolayısıyla yanlış. CO2'nin gaz basıncı daha düşük olur. O iki gazı taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi daha fazladır. Evet bu doğru. Hiçbir zaman unutmayın gençler sıcaklığı fazla olan bir gazdaki taneciklerin ortalama kinetik enerjisi daha fazladır. Zaten sıcaklığın tanımı taneciklerin ortalama kinetik enerjisi şeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla sıcaklığı fazla olan gazın ortalama kinetik enerjisi ne olacaktır? Daha fazla olacaktır kıymetli gençler. O2 gazının çeperle yaptığı çarpışma sayısı daha azdır. Hayır, bu da yanlış yine. Çünkü O2 gazı daha sıcak olduğu için basıncı daha yüksek olur. Basıncın daha yüksek olması da O2 gazının çeperle yaptığı çarpışma sayısının daha fazla olduğu anlamına gelir. Daha az değil, daha fazladır. Burada doğru olan yalnız ikidir kıymetli gençler. Bir dahaki dersimizde Avogadro yasasını anlatacağız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın kıymetli gençler.